Her saniye azalan bir ömrün aksine, her nefeste artan bir imana sahip olmak ve... Hayatın ekranı 14 TV'de bizi izleyebilirsiniz. Sevgili 14 TV izleyicilerimiz, lütfen bizi izlemeye devam edin. Herkese merhaba, ben Selman Karakurt. Bulunduğumuz yerden, Avrupa'dan herkese selamlar, sevgiler gönderiyorum. Allah'ın selamı, mağfireti üzerinize olsun. Değerli izleyenlerimiz, sizleri Belçika'nın Limburg bölgesinden selamlıyoruz. Ve yine bildiğiniz gibi her hafta Selman ile Gurbetçinin Kamerası programıyla farklı konu ve içeriklerle ekranlarınıza gelip evlerinize konuk oluyoruz. Bu hafta bir gurbetçi kardeşimizle söyleşi yapacağız. Kendisine bir merhaba deyip tanıyalım. Merhabalar efendim. Hoş merhaba. Geldiniz. Merhaba Selman. Sizi bir tanıyalım lütfen. Ben Birol Dağ. Belçika doğumlu. 69 senesinden beri Belçika'da yaşıyorum. Evet. Türkiye'de hiç yaşamadım hani. Esas memleketiniz Aksaray. Aksaraylısınız. Aksaray. Babamlar Aksaraylılar. Ama hiç Türkiye'de hiç yaşantım olmadı. Kendiniz nereli hissediyorsunuz? Valla nasıl söyleyeyim ben hani Türk'üz yani. Türksünüz evet. Türk'üz evet. Şimdi bu tarz programları yapıyoruz. Gurbette yaşayan, Avrupa'nın çeşitli yerlerinde yaşayan kardeşlerimizle programlar yapıyoruz. Bazıları biz gurbetçi değiliz diyenler var. Geldiği yeri tamam, doğduğumuz yer, babamız, annemiz işte Erzurum'dan, Posof'tan, Trabzon'dan, Iğdır'dan, şuradan, buradan geldi diyorlar ama biz buralıyız diyenler var. Bazıları da hala babasının geldiği yerleri zikredenler var. Tekrar programımıza hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Ne iş yapıyorsunuz? Bir kendinizi anlatın ya bakalım. Burada bir kimya fabrikasında çalışıyorum. Orada bir nevi kimyagerlik yapıyorum yani. Hani bu şeylerin, bataryaların ham maddelerini yapıyorum. Pillerin ham maddesini. Pillerin ham maddesini. Uzun süredir mi orada çalışıyorsunuz? Aşağı yukarı 30 senedir. 30 senedir. 30 senedir o işi yapıyorum yani. Bu arada yaş kaç? 55 yaşındayım. 55 yaşındasınız. Allah sağlıklı ömürler nasip etsin. Cümleten. Allah ömrünüze bereket versin. Amin, cümleten. Birol Bey, ben sizi tanıyorum. Sosyal medyadan da görüyoruz. Ama sizin çok ilginç bir tarafınız var. Bize enteresan gelen uğraş alanlarınız var. İzleyicilerimiz bilmesi açısından. Bu özel hobi demeyelim. Sizin aslında esas yaptığınız iş alanı o. Onlara bir girelim, onları bir anlatın lütfen. Neler yaptınız ya, geçmişten şimdi, bugüne kadar? Bir zamanlar hobi değildi yani. Onu kendime iş olarak görüyordum. Ağır sporlar. Sporla çok ilgilendim. Ondan sonra işte baktım pek fazla şey yok, gelecek görmedim kendimde. Hani bir profesyonelliğe varamayınca işime daha çok adaptlendim. İşimi hani normal işimde daha çok şey yaptım ama çok uğraştım yani hani kendi yıllarca spor okulum da oldu. Burada çocuklara çok... Şu an var mı aktif olarak spor okulunuz? Şu an aktif olarak spor okulum duruyor ama şey yapmıyorum, çalıştırmıyorum. İki sene oldu, iki senedir aktif değil. Okulum hani kilitliyorum yani yarın gitsem şey yapabilirim, açabilirim yani. Peki neler yapıyorsunuz? Sizden bu sporla, ağır spor sanatlarıyla ilgilenen kardeşlerimiz bizleri izleyecekler. Ağır sporlar nedir? Kaş dalı vardır bunun. Boks var, karate var. Bunların, siz kendiniz bunların hangisini yaptınız? Ben bunların bu Thai box diye bir şey var. Ben Thai box üzerine şey yaptım. Kickbox değil yani. Benim Thai box hani üzerine kendim hem o sporu kendim de yaptım. Hem dersini de verdim yani.
İkisi arasındaki fark ne bu? Thai boksuyla yakın dövüş. Bu içinde işte bu Thai boksta tutma var. Bu eldivensiz hangisi? Eldivensiz de var. Hani bu benim yaptığımda hem eldivensiz yapabiliyorsun. Bunda dirsek de oluyor, diz de var. Tutuyorsun birbirine kelençlendiğin zaman güleş gibi şey de var işte. Bunun ismine Thai box derler. Bu da kickbox var yani. Kickbox'ta tutma yoktur yani hani. Ama ben Thai box benim için daha hani şey oldu. Şimdi bizim bildiğimiz sokakta Allah kimseyi kavgayla karşı karşıya getirmesin. Sokaktaki insanlar bazen dövüşüyorlar ya. Thai box öyle mi yani? Nereye gelse mi vuruluyor ya rakibe? Ya her tarafa vurma hani serbest spor gibi bir şeydir yani. Yalnızca hani bu ringlerde bazı kuralları vardır yani hani bunun. Evet. O kurallara uyman lazım. Ringde hangi kuralları şey yapıyorlarsa her yönün bir şeyi var yani hani. Kendine göre ring kuralları vardır, ona uyacaksın. Hani bir nevi sokak dövüşü gibi bir şeydir yani hani bu Thai box. Peki şu soruyu sorayım o zaman. Diyelim bir kardeşimiz Thai box'unu öğrendi. Kendine güven geldi. Bu kardeşimizin nasıl davranması lazım? Sporun dışında bir deplasmana çıkmıyorsa, herhangi bir yere gidiyorsa, bunun insanlara karşı ya da kavga pozisyonu yaratacak pozisyona geldiği zaman bu sporcu kardeşlerimizin nasıl davranması lazım? Ya geri dönüp gitmesini bilmesi lazım yani hani. Bir sporcunun ahlakı budur yani hani geri dönmesi lazımdır ama o an geldiği zaman da kendini korumasını bilir yani hani. En son çare. En son çare korumasını iyi bilirler yani onlar. Evet, tavsiyeniz? Tavsiyemiz kimseyle her şeyi düzgünlükle konuşarak halletmeyi hani tavsiye ederim yani hani. Karşınıza kim çıkacağını bilemezsiniz yani hani. Peki geleceğiz oralara tekrar. Sizi takip ediyoruz. Farklı ülkelere gidiyorsunuz. Spor müsabakaları oluyor. Bu arada şu anda yaptığınız görev nedir? Şu an antrenörlük yapmıyorum. Antrenörlüğü bıraktım ama Türkiye'den mesela sporcu istediler zaman sporcu tavsiye ediyorum. Yani tanıdığım kulüpler var. Oranın sporcularındayım. Hani o şeylere, organizatörlere şey yapıyorum hani sunuyorum. Eğer onlara da uygunsa bunları şey yapıyoruz yani Türkiye'ye, her yere mesela Hollanda'dan, Fransa'dan, Belçika'dan, Almanya'dan gönderiyoruz. En uzak nerelere gittiniz? Kendinize gidiyor musunuz? Ben kendim çoğu zaman Türkiye olduğu zaman çoğu zaman giderim kendim Türkiye'ye. Ama Almanya olduğu zaman da giderim. Mesela Fransa olsun, oralara giderim, Hollanda olsun, giderim Belçika'dan. Ama öbür taraflara pek fazla, çok uzaklara gitmem. Biraz uçak fobim olduğu için. Öyle mi? Evet. Peki Birol Bey, diyelim sporcu bir kardeşimizdeki özelliği nasıl olması lazım? Cılız bir insan yani, tabiri caizse cılız bir insan bu. Dövüş sporlarını yapabilir mi? Ya da iri cüsseli, boyu uzun olan için mi uygun? Var mı böyle bir? Yok, öyle bir şey yok yani. Herkes için geçerlidir yani. Ahlak mesela dürüst, ondan sonra akıllı, hani bilmesi lazım. Ne yaptığını tekniği bilmesi. Hani bir kafasını çalıştırmayan bir insan için de spor hani şey değildir yani. Hiç yapmasın ondan iyi yani. Hani onun o her zaman için zarar verici olur yani karşıda insanlara. Şimdi ben bazen izleyici olarak bakıyorum dövüş sporlarına, gerçek müsabakalara. Acımasızca vuruyorlar. İnsanın yüzü müzü haşat oluyor. Şimdi buna dikkat ediyorlar. Ringe çıkacağı zaman iki rakibin kiloları, boyları aynı denk mi getiriyorlar yoksa? Denk de 2 kiloya kadar hocalar şey yapabiliyor yani. Art eksi. Hocalar araya girip maçı iptal edebiliyorlar ama eğer 2 kilonun altındaysa şey oluyor. Kemer maçı olmadığı müddetçe 2 kiloya nedir kadar. Nedir o, bir açıklayın kemer maçı dediğiniz. Kemer maçı mesela Avrupa maçı olabilir. Olduğu mühitin mesela eğer Türkiye'de
Belçika'da, Belçika genelinde Belçika kemeri olur. Veya Hollanda'da ise Hollanda kemeri olur. Onlar da 100 grama kadar itiraz edebiliyorsun yani. Hani kilolar tutması lazım onda. Kesinlikle olması. Olması lazım, evet. Hiç oldu mu mesela tam böyle zıt karşılığı? İşte rakiplerden birinin kilosu fazla, az diğeri. Bir gün önceden dartıldılar için kiloları. O bir gün içinde onu atması için o vücut daha şeyi götürmesi lazım. Nemi götürmesi lazım. Onun için de bilmiyorum ne yaptı yapacaklarını hani burada söylemeyeyim. Bir şey söyleyeyim. Savunaya girer belki. Evet. Nem atmak için o gün sabaha kadar yemesin ondan sonra ama bu da güç kuvvet kaybetmektir hani karşı rakip için 1-0 öne geçmektir yani hani böyle bir şey. Profesyonelsen eğer maç yapıyorsan her zaman da aynı kilonu muhafaza etmen en sağlıklısı odur yani eğer ring dövüşçüsüysen evet. Hani sporcusuysan bunu muhafaza etmen lazım yani. Diyelim iri cüsseli biri. Hep benim merak ettiğimi ekranları başında kardeşlerim de izliyordur tabii. Onların da merakının ortak sorularını sormak istiyorum. Diyelim iri cüsseli bir kardeşimiz. Hiçbir sporla uzaktan yakından bir alakası yok. Oldukça uzun. Karşıdaki de işte bir an geliyor. Kavga pozisyonu oluyor. Karşıdaki benim gibi ufak tefek biri. Sporcu. Bütün teknikleri bilir. Peki o ürü cüsseli kardeşimiz halt edebilir mi bu? Hiç şansı yok. Gerçekten mi? Hiç şansı yok. Bazen böyle bir sokak efsanesi mi diyor? Karşındaki sporcuysa eğer iri yarı, uzun boyluysanız, iri pazılarınız varsa halt edersin. Bu doğru bir analiz. Yok, hiç şansı yok. Çünkü o karşısında sporcu kendini korumasını bilir. Ondan sonra ne yaptığını bilir, ileri geri gitmesini bilir. Ama nefes dersen her şey vardır ondan. Ama o iri yarı olan kişi o spordan anlamadığı için karşıda olanın ne yapacağını yani. Bir sefer vurmaya çalışır, vuramadı, bitti yani hani. Öyle mi? Bitti yani. O zaman boyu uzun olanlar, cüsseliler güvenmesin kendisine. Yok, hiç kimseyi hani şey yapmasınlar yani. Yani kendilerine ben söyleyemiyorum, gözüne kestirmesinler evet. Yani. Peki var mı yaşadığınız böyle anılar var mı Avrupa'nın çeşitli yerlerinde? Ters insanlarla karşılaştınız mı? Git kardeşim işine dediğiniz oldu mu? Olmaz olur mu yani? Neler oldu anlatın. Yok öyle şeylere konulara girmeyeyim de. Evet. Peki gençlere tavsiyeleriniz nelerdir? Ya hangi spor olursa olsun bir sporla uğraşsınlar yani. İlle dövüş sporu olacak diye bir şey yok. Hangi spor olursa olsun uğraşsınlar. Haftada 3 gün olsun bir spora gitsinler. Bu ne olursa olsun diyorsun. Ne olursa olsun ama haftada 3 sefer spora gitsinler. Hiçbir zaman hani soğuk çocuğu değil de sana söyleyeyim. Bir yerde hani böyle köşeye geçerler dururlar hocam. Orada olmasınlar yani. Her zaman için bir yere bağlı olsun, bir kulübe bağlı olsunlar. İşin içinde dayak yemek var ama. Olsun da diyor yani. Spor mu diyorsunuz? Bu önce yiyeceksin, sonra öğreneceksin yani. Peki hani. Hiç böyle bir hadiseyle karşılaştın mı? Şimdi spor açığı, gerçek bir profesyonel bir maç karşılaşması. Ağır böyle kötü sonuçlarla sonuçlanan maçlar oldu mu böyle? Yaşadınız böyle olaylar? Oldu canım. Niye olmasın mesela? Mesela benim diyeyim parmaklarım kırıldı. Buralarım neyim, gözümün üstü neyim açıldı. İlk sefer. Ondan sonra baş parmağım kırıldı ilk sefer. Çenem şey oldu. Oldu hani. Düzeldi ama değil mi? Dedi. Düzeldi. Bazı şeyler. İnsan vazgeçemiyor mu ya? Yok. Böyle işliyor. İnsanın kanına işliyor yani spor. Seven insan için kanına işliyor. Yani o da güzel bir şey yani. Hani mesela insanı daha dinç tutuyor. Mesela ben bu yaşa geldim. Daha halen kendimi 20-30 yaşında
genç gibi hissediyorum evet, yani. Görüyorum böyle spor yani, kıyafetlerini. Yani vücudumda hiçbir tarafım hani şey değil yani hani böyle her zaman böyle... Pasif değilsin. Pasif değil. Vücudum her tarafı böyle kendine göre iyi durumdan. Benim yaşıtlarımı görüyorum mesela. Böyle ya hani çok böyle her taraf çoğu insanların kilo almışlar. Benim gibi. Ya... Evet doğru, haklısınız. Gençlerimize hep tavsiyelerinizi dinlemek istiyoruz. Neler söylemek istersiniz? Mesela anneler, babalar kesinlikle çoğunu diyelim istemiyorlar çocuklarının, evlatlarının ağır spor, dövüş sporları. Mesela unutamadığım bir şey var, bir televizyon programına çıkmıştı. Annesi babası gelmiş. İki oğlan dövüş sporu yapıyor. Oğlu kadın oğlun altta kaldığını görüyor. Dayak yediğini ringe atladı geldi. Rastladınız mı böyle şey? Ya şimdi bir şey söyleyeyim. Hani çocuğunu dövmeyen dizini döver diye bir laf var yani hani biliyor musun hani? Ya bırak ezilsin. İleride annesi ezilmesin. Rakibine vurdu yani. Olsun. O gün o onu ezer. Öbürsü gün de o onu ezer yani. Bu ringin içinde olan bir şey yani. Çünkü o spor neler öğretiyor? Sadece dövüşü değil. Başka neyi öğretiyor her mesela? Her şeyi öğretiyor. Mesela sıralayın lütfen bildiklerinizi anlatın. Mesela daha ahlaklı düşünmeyi, daha mantıklı, ondan sonra yapacağım bir hatayı hemen aklına getiriyor yani. Hani bir laf vardır, kendi yumruğunu yemeyen, hani kendi elin yumruğunu yemeyen, kendi yumruğunu balyoz zannedermiş yani. Hmm. Bir Türkçe bir laf evet, var ya. Güzel. Ha, işte bu onu biliyor. Sonuçta yani en şeyi. Mesela diyor ki ya diyor o da güçlü olabilir benden diyor yani hani böyle şeyler ne mi olur yani hani. Daha ahlaklı olur, daha dürüst olur, ağırbaşlı olur, oturaklı olur. Sporcu dediğin öyledir yani. Hani. Çevik ve atik, akıllı, ahlaklı olması lazım. Tabii, illaki yani. Mesela... Bu ister istemez oluyor yani. Bir spor yapan, her devam eden insan her zaman bunlar içine işliyor yani. Spor bunu öğretiyor yani. Sana söyleyeyim, spor yapan insan ne gece hayatı olur, ne içkisi olur, ne kumar olur, ne sigarası olur. Kötü ahlaktan hiçbir tanesi olmaz sporcunun. Evet. Kötü arkadaşları hiçbir şey olmaz yani. Ama biri kazanırken biri devamlı dayak yiyor bu işte. İşin esprisi mantığı o. Değil mi? Dayak yiyor demeyelim yani. İki tarafta hani birbirine darbe ediyor. Hiç kimse hani elmağımı toplamıyor o ringe çıkınca. Sonuçta ikisi de antrenmanlı giriyor yani. Orada hiçbir şey hissetmiyorsun zaten. Benim de hani birkaç tane maçlarım var yani hani 20-30 tane maçlarım var kendimin de hissetmiyorsun orada olan şeyleri sonradan yani eve gidince hissediyorsun yani ağrıları falan. Ağrıları neyim sonra hissediyorsun ama sonuçta ikisi de antrenmanlı çıkıyor yani hani oraya kimse antrenmansız çıkmıyor ringlere. Peki 30 yıl dediniz değil mi bu işin içindesiniz görüyorsunuz? 30 yıl aşağı 30, yukarı. 30 yıl içerisinde çok kötü sonuçlanan olaylar oldu mu? Mesela ölümcül darbe ya da duydunuz mu, gördünüz mü? Var. Mesela ringin içinde olmadı da hastaneye gidince ölen şeyler var yani. Bu futbolda da oluyor, bu kayakta da oluyor. Her şeyde oluyor yani hani. Böyle bir... Ben mesela kaval kemiği kırıldı gözümün önünde. Öyle şeyler neyim gördüm. Kolu kırıldı. Hani bunlar futbolda da olan şeyler yani. Peki, hani başka sporlarda da oluyor. Birol Bey, iki tarafta bilinçli, akıllı ya karşılaşmaya çıktılar. Rakipler birbirini yani benim bu darbem buna vurursam ölüme götürecek diyerek bunları düşünüyorlar mı yoksa gözü kapalı işte ne olursa olsun diye mi? Yok gözü kapalı değil yani onlar bilinçli dövüşüyor. Bilinçsiz insan niye çıksın ringe yani? Şu adamı ringden sağ çıkarmam zihniyeti... Yok öyle şey olur. Spor için giriyorsun oraya. Evet. O spor oraya öyle ileri gitmenin bir anlamı yok. Yani hani tutayım da boynunu kırayım mesela ayağını kırayım şunu. Öyle bir şey yok yani. Giriyorsun puan almaya çalışıyorsun. Zaten yani. Hakem ağır bir şey oldu mu? Zaten araya girer yani. Öyle şey neyim...
spor dışı bir şey olduğu zaman hakem girer. Hani onunla öyle bir şey neyim olmaz, bizim sporda yok öyle bir şey. Mesela ben de sizin yaşınızdayım. Hayatım boyunca bu sporu yapanları görüyoruz. Bazılarına özgüven geliyor. İşte bir 3-5 yıl bu işi yapıyorlar. Tabiri caizse ortalıkta kabadayı diye dolananlar var mesela. Ben bu işin piriyim, haşa. Bu işin her şeyini biliyorum. İnsanlara kafa tutuyorlar, sabıka yiyorlar. Nasıl bir davranış sizce? Ben bilmiyorum. Öyle insanları tanımıyorum da. Hani tanımak da istemem hani. Onlar sporcu değildir yani. Onlar bir müddet gelmiş kendilerini bir şey göstermek için. Az önce dediğiniz gibi iyi ahlaklı olacak. İlla ki efendi yani, olacak. Yoksa bir yere varamaz yani sporda. Değil mi? Evet, bir yere varmak istiyorsun. O dediklerin olacak yani bir sporcuda. Yoksa hiçbir yere varamaz yani. Eyvallah, teşekkür ederim. Şimdi ilk kez bu spora başlayacak olan kardeşlerimiz önce hangi daldan, hangi spordan başlaması lazım yani? Hangi spora? Thai box dediniz, karşı karşıya çıplak, eldivensiz. Yok, eldivensiz değil ya. Onlar yasak yani. Onlar yok. Avrupa'da öyle bir şey yok, eldivensiz. Eldivenli olacak. Yasal, yasa dışı var mı böyle kafes dövüşleri falan? Bilmiyorum. Onları ben onlara bir şey söyleyemem. Yoksa filmlerde mi sadece görüyoruz? O filmlerde ya. Böyle biraz abartmalı oluyor onlar. Değil mi? Öyle. Öyle bakmak istiyorum. Televizyonlarda neyim çok spor programlarında çıkıyor yani. İnsanlar görüyorlar hani. Şey yok yani öyle, bu yeni başlayanlar için eldivenleri olur. Onların eldivenleri daha normal sporcuların ringlerde 12 şeyle girerler. Nedir o? 12 kalınlığıdır yani eldivenin. Daha içinde pambuk daha fazladır. Ağır sikletlerinki 16, 18 olur. Ne oluyor kalınlaştıkça? Pambuk, içinde pambuk daha büyük oluyor yani. Darbeyi yavaş... Ya daha çok şuraları neyim, daha çok koruma amaçlı yani. Eldivenler daha büyük oluyor. Mesela 18'ler var, ağır sikletler giyinirler. 18'ler. Mesela maçlara çıktığın zaman maçlarda da 12 verirler burada. Evet. Mesela yeni... mesela bir sene veya... İki sene antrenman yaptın, ilk ringe çıkacaksın. Onda kabak kemikli, böyle buralarını koruman olur. Ondan sonra diş korumalı olur. Eldivenlerin 12 veya 14 verirler yeni çıkanlara. Öyle dövüşler. Ama bir kategoriye vardığın zaman o kabak kemiklerinde korumaları, onları da kaldırırlar. Sadece eldiven, bir de diş korumasıyla şey yapar. Çünkü o zaman bilirler ki karşı tarafın hani sen o kadar yeteneklisin ki kendisini daha iyi korumasını bilir yani. Evet. Hani bu sporda da dövüşten önce hani ben ders verdiğim için şey ilk önce çocuklara kendilerini korumalarını öğretiyorum. Dövüşten evet. Önce kendi korumalarını bilmelerle. Kendini koruyamayan insan zaten dövüş yapmasını da bilemez yani. Peki siz birçok yerde bulundunuz. En iyi dövüşçü dünyanın neresinden çıkıyor? Nerenin insanları daha iyi bu işi? Ya bizim sporumuz Tayland'ın, Tayland'dan geliyor bu spor. Ama benim bildiğim çok aslı Türklerimiz var. Çok iyi Türklerimiz var dünya çapında. Ondan sonra... Favorileriniz var mı örnek aldığınız ya da sporcular? Kim var? Türk olarak mı? Kim nere olursa olsun dünyada mesela örnek aldınız, kimleri örnek alıyorsunuz? Türk olarak benim en sevdiğim sporculardan bir tanesi Gökhan Saki var yani. Dünyanın en iyi, Türkiye'yi en iyi temsil eden Gökhan Saki vardı. O da yavaş yavaş bıraktı herhalde. Hani bizim spor dalında. Kaç yaşına kadar yapılabiliyor bu spor? Bilmiyorum, o kendine bağlı. Adam var 40 yaşında da halen yapıyor yani, daha dünya çapında şeyini yapıyor. Mesela Badri Hari var bir tane. Adam 40 yaşına geldi da halen dünyada bir numara dövüşüyor ama eskisi gibi değil yani. Bu boks sporlarında merak edilen bir soru daha var. Boks değil bizimki yalnız. Yani vurma, dövüş, dövüş sporlarında. Sonradan sporu bıraktıktan sonra ellerde falan bir şey oluyormuş, titreme, Parkinson. Yok ya, alakası yok. Onun öyle bir iş. Ben inanmıyorum ben ona. Ha, bende niye olmadı?
Yani sporu yapın diyorsunuz. Evet. Hiçbir şey yok yani hani tamam eğer ben de halen spor yapıyorum yapmayınca şey oluyor ellerimle. Ama her zaman için harekette bereket var diye boşuna söylememişler yani. Uzun zamandır sizi tanıyorum. Evet. Hep birlikte bir program yapalım dedik. Allah razı olsun bizi kırmadınız. Gençlerimiz senden de Allah razı olsun. Tavsiyelerinizi duydular. Programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Son birkaç tane anket sorumuz var. Onları da soralım. Programımızı kapatalım. Dünyada yaşadığımız süre içerisinde en çok değer verdiğiniz birinci plandaki şey nedir sizce? En çok önem verdiğiniz konu. Ne söyleyeyim bir şey. Çok sağlık mı? Herhalde yani en başta gelen sağlığımızdır. Yani en çok sağlığımıza önem vereceğiz. Geri yanı gelir kendiliğinden yani. Peki para mı sağlık mı dediğimiz zaman? Sağlık. 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 Peki çok teşekkür ederim değerli kardeşim. Sizinle program yaptım. Ben de teşekkür Allah ederim. Olsun. Senden son de Allah razı olsun. Gençlerimize ne tavsiye etmek istersin? Kapatalım programımızı. Biraz önce de söylediğim gibi spor yapın yani fark etmez hangi spor yapacağınız haftada 3 gün olsun bir yere gidin yani spor yapmak için sağlam bir kulübe gidin. Hangi spor olursa olsun, hangi dal olursa olsun bir spor yapın yani hani. Boş çok, gezmesinler. Eyvallah. Çok teşekkür ederim Birol kardeşim. Evet sevgili izleyenlerimiz bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programlarımızda görüşmek ümidiyle hoşça kalın diyorum. Her saniye azalan bir ömrün aksine her nefeste artan bir imana sahip olmak ve ekranı 14 TV'de bizi izleyebilirsiniz.